Bugün Ezgi ile beraber yaptığımız beauty çayımızı da içerek yaptığımız beauty talks'ımızın bir kozmetik ürünü olsan sen ne olur? Bu arada cilt bakımında da böyle birileri bir şey paylaşınca ay neymiş bu deyip alıyorum mutlaka yani. Öyle popüler ne paylaşılıyorsa hepsini alıyorum. Bir marka hariç. Sen geçen böyle çok az konuştun. Hiç konuşturmadım hep bazı. Ben cilt bakım ürünlerinde bugüne kadar bir ürünü ama yani sadece böyle bir bu paket gibi bir şey değil. En çok kaç para verdin? Ve neye verdin ve değdin? Kullandığın ilk cilt bakım ürünleri nelerdi? Başlangıçlar. Yıllarca hep başlangıçlar. Haddini aşık gibi aldım. Sivilcem çıkmıştı. Sivilcemin üstüne diş macunu sürerdi. Ona geçen yaptım. Evde çünkü kol aklı bu yılın sonuna geldik. Sen geçen böyle çok az konuştun. Hiç konuşturmadım hep bazen. Hep ben konuşuyorum ve çok fena. Ama şey gerçekten susmak bilmiyorum. Hayat özel soru sordu o yüzden. Bence ben bu bölümü hiç konuşmayayım ne dersiniz? Çünkü son birkaç videoda hep ben konuşuyorum. Şey kanalımız. Bana bir selfie geldiniz. O zaman bugün mikrofon yani bir... Bu arada şey yazısı gelebilir mi? Konuştu. bir dakika şey söylemek istiyorum. Geçen videomuzdaki bir tetiğimiz küçücüktü bu. Evet büyüdü. Artık büyüdü. O yüzden ben şöyle geneyim. Böyle gösterelim. Evet bu bizim evin koltuğu ama pembe renk olan versiyonu. Bu arada bizde koltuğu şu anda ışıktan dolayı böyle koltuğun yerini değiştirdik falan televizyon önünde geldik. Normalde evde televizyonu arkamıza alıp tabii ki de koltukta oturuyoruz. Ekran karşılı bir aile. Aynen. Sadece bir televizyon izletmemek için biz böyle yapıyoruz falan. Evet bugünkü konuğumuz kız kardeşim Ege. Ege ne haber? İyiyim, senden abi. Kaç yaşındasın? Yarışmaya nereden katılıyorsun? 23 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kimya mühendisliği okuyorum. Sen kendini bayağı kaptırdın. Ben başka o kadar. Geçiyor sınıfısı. Tembel. Ay tembellik değil. Benim bölümüm zor. Ne yapabildi? Evet, kimya mühendisliği zor bir bölüm. Zaten ben de lisede kimya 1 ve 2 olduğu için asla zaten hani fen bölümü seçememiştim. Sevme bölümü seçmiştim. O yüzden bence bayağı mükemmel bir şey yapıyoruz. Geleceği yargı bir durum. İnşallah. Hadi yaparsın. Yapacaksın inşallah. Kızlar bugün sabah 9.30'da geldiler. Ben tabii ki de sabah 5.30'da kalktım, sporumu yaptım, duşumu aldım vesaire vesaire. Ondan sonra tanemi birlikte okula götürdük. Bugün asıl mikrofonu markamızın da kurucusu olan Ezgi Nuray'dan Hacı Evliya'yı ile takdim ediyorum. Korkama sen yeni transfer oldun. Ben bu bölümde gerçekten istiyorum. Arada da bir tane soru falan sorun. Hepimiz bu arada birbirimize soru soracağız. Yani güzellikle ilgili, birbirimizle ilgili merak ettim. Zaten biliyoruz aslında ama bilmediğim şeyle soruyoruz. Beren çay denemeye gitti. Ben soru soruyorum. En çok ekran kaydırıp swipe up yapıp aldığın güzellik ürünü. Nemlendirici. Büyük mühendisli dostum. Nemlendirici her piyasada gittin herhalde deniyor musun? Merak ettiğim ve cilt tipime uyan hepsi gerçekten alıyorum. Ben de sen maske. Aa bir de maske. Bu ara mesela çok o şey bant, gözaltı maskeleri var. Evde şu an trilyar tane var. Bazen böyle uyanıp, bir de şu an okul online olduğu için ve kamera açmadığımız için uyanıp böyle maskelerimi yapıştırıp derse giriyorum. Aa, ben de şu an kağıt maskeye çok sardım. Ama sevmiyorum. Mesela piyasada herhalde ne kadar kil maskesi varsa ben hepsini atlayamışımdır. Ay geldim. Hoş geldin. Tamam. Peki şey sormak geliyor. Hamar aldım. Tabaklarımız yok kızlar. Herkes bardağını tutuyor. Dökmek yok. Evet şimdi ilk sorumu soruyorum. Ekranı en çok yukarıya kaydırıp hangi güzellik ürünü alıyorsun? Ben böyle farsal şeyleri alıyorum. İşte göz kalemidir, far paletidir. Çünkü böyle güzel makyaj yapıyorlar ya. Yani ne? Hangi influencer'sa artık böyle beğendiğim o sırada. Böyle bakıyorum, ay ne kadar güzelmiş bunun makyajı falan. Ondan sonra işte diyor işte far paletimi linkledim işte koydum falan diye. Ondan sonra gidip hemen. Normalde hep eyeliner ve rimel süren bir insanım sadece ki şu anda da böyle aslında. Ama bana mesela far sürmeyi, farlı makyaj yapmayı Ege öğretmiştir. Böyle şey, Ege çünkü çok güzel makyaj yapar. Ben de o yüzden hep böyle Ege'ye o zaman özenliyim. Bu kanalda Ege makyaj yapsın. Ege hadi getireyim hadi bana yap. Böyle üstlerine falan ben hiç. Ama bir şey diyeceğim YouTube çıktığında ben lisedeydim. O zaman da hep makyaj kanalları vardı. Biz böyle tabii kötü bir şey de dersinde hep işte Duygu'nun yani birilerinin kanallarını izliyorduk yani. Tamam hepimiz fark karıştırmayı YouTube'dan öğrendik de. Ben hala beceremiyorum ya. Hatta bir önceki videoda
şuradaki videoda. Böyle farımın bir tanesi daha az karışmış. Mesela ablam şey yapıyor. Karışmamış falan. Ben hiç sürmüyorum. Onu orayı dağıtmıyorum. Dağıtmaya çalışıyorum. Dağıttığım zaman da bu sefer çok dağılıyor. Yani bir türlü yakalayamıyorum orada. O yüzden yani sonuç olarak alışverişini yaptım şey. Ama bu arada cilt bakımında da böyle birileri bir şey paylaşınca ay neymiş bu deyip alıyorum mutlaka yani. Öyle popüler ne paylaşılıyorsa hepsini alıyorum. Bir marka hariç. Peki bir şey soracağım. Birçok kişinin paylaşması mı gerekiyor yoksa mesela bir kişi paylaştı. Sen de onun sözüne güveniyorsun mesela. Şu an test çalışması yapıyorsun. Neymiş ya deyip aldığın ama sonra fıs çıkan. İlk gördüğümde almıyorum galiba. Birkaç kişi paylaşmaya başlayınca diyorum ya bir dakika ne? Niye herkes bunu paylaşıyor? Kesin bir şey var. O yüzden. Ama mesela alıyorum. Şey var. Bu ara ne çıktı? Bir tane dudak yağı mı? Bir şey çıkıyor. Şişiriyormuş dudağı falan. Herkes onu koydu dediler. Arkadaşım aldı. Gerçekten böyle ooo falan oldu. Gerçekten mi? İçerisinde biber biber falan öyle bir şey vardı. Bu soruyla bağlantılı diğer soruma geçiyorum. Cilt bakım ürünlerinde bugüne kadar bir ürün ama yani sadece böyle bir grup paket gibi bir şey değil de en çok kaç para verdin? Ve neye verdin ve değdi mi? Bir tane deodoranta yani en çok böyle evet mesela bir seruma bir kreme yüksek bir para verdiğimde belki bazen şey diyebiliyorum yani evet yani sonuçta bu dünya düzeyinde şöyle böyle hani herkes kullanıyor paylaşıyor vesaire yani çok bilindik marka ya da lüks bir marka vesaire ama bir tane deodorant'a 600 lira mı ne vermiş? Oh. Burayı izleme. Yıkıyor. Evet tamam sen bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir deodorant'tı. Yani hani... Bir daha al. Bir daha al. Üçümüz birleşik alalım. Hayır ama sonra ben olmadan oynadım verdim mesela yapmış da aynısını yani. Ama çok güzel bir deodorant'tı. Sadece de içerisinde alüminyum vardı mesela. Ama terlemiyorsun gibi ter kokutmuyordu falan. Böyle çok güzeldi yani. Ve kendinden bir kokusu vardı ama gerçekten en böyle saçma alışverişlerimden bir tanesi oldu. Öyle bir ürün de çıkartmadık yani sonuçta. Hani böyle hani onu yapıp da onu böyle daha uygun fiyatından satarız vesaire düşüncem vardı ama alüminyumlu olduğu için çıkartmamıştım. Bir ürünün arka etiketini okurken en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor Ege'cim? Ege'ye bilmedi yani. Sen aslından gerekiyor. Benim bildiğim, yani en azından gıdada da öyle olduğu için bildiğimi hani söylüyorum. Ürünün içeriğinde en çok ne varsa hani o ilk başa yazılıyor. Böyle sona doğru iniyor. Genelde şöyle bir algı var. Mesela hepimiz artık kozmetik ürünleri kullanmayı sevenler ve içerikleri birazcık dikkat eden herkes artık ürünün arkası mutlaka çevirip bir bakıyor yani ne varmış içerisinde diye. İşte dikkat ettiğimiz içerikler var. Alkol olmasın, yok işte parfüm var mı, parfüm kaçıncı sırada işte parfüm olabileceği yüzdeyi artık herkes bir şekilde hakim ve diyor ki işte parfümden sonra geliyorsa demek ki bu oran bu şekilde kullanıldı diye. Evet hepsi doğru ama şöyle bir şey var. Mesela belli başlı etken maddeler var. Bunlar mesela örnek olarak retinol gibi. Zaten kullanım oranları çok düşük. Yani 0.2, 0.5 oranlarında da kullanıldığında aslında çok başarılı sonuçlar alınabilen bir içerik. Ve bu doğal olarak ürünün formülasyonu en arkalarında, en alt sıralarında oluyor. Bu sefer de bu demek değil ki ay bu ürün başarısız bir ürün, bu üründe bir şey az kullanılmış. Hayır zaten az kullanılması gereken bir şey. Ya da mesela bizim kullanmış olduğumuz bazı patentli içerikler var. Bu patentli içeriklerin de içerisinde mesela işte Matrix'in 3000'de Matrix'in 3000 tek bir etken madde değil. Aslında kombin bir etken madde. Yani birbirine bağlı birkaç tane etken maddenin birleşiminden oluşmuş. Ayrı bir patentli içerik. Ve dolayısıyla bunların her birini formülde ve o içerik yazısında genel toplam formül ağırlığındaki yüzdelerine göre bölüp, şu an çok matematik oldu, ona göre sıralıyorlar. Yani o Matrix 3000'in de içerisinde aqua varsa yani su varsa o da senin toplam formülün içerisindeki su ile birlikte toplanıyor. Normalde sen suyunu işte %49 koyduysan belki bununla birlikte %50 veya %51 olmuş oluyor. O zaman su üstte ama bu sefer ne oluyor? İşte Matrix 3000'in devamındaki işte peptitler var mesela. O peptitlerin oranları daha küçük olduğu için onlar da bu sefer formülün yine işte içerik listesinin daha böyle en alt sıralarına düşüyor gibi oluyor. Ama aslında bizim mesela kullandığımız oranlar tavsiye edilen işte %3 tavsiye ediliyorsa, %3, %5 tavsiye ediliyorsa biz genelde o tarz patentli içerikleri tavsiye edilen oranlarda kullanıyoruz. Gibi gibi böyle çok teknik bir detaylı bir anlatım olmuş oldu ama anladım da izlemiyorum. Evet, ben ikna aldım. Yani böyle işte. Tamam ben sorularımı bitirdim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Önce misafirimize G soruyorum. Kullandığın ilk cilt bakım ürünleri nelerdi? İlkokuldaydım. Çok böyle sivilcelendiğinde Sebamed'in yüz yıkama jelini kullandım. Hep şey değil mi? Yani hep bir Sebamed yani. Benim de mesela okul zaman benden mi duymuştun acaba? Ben mi verdim? Bilmiyorum. Hayır ama. Bana babam almıştı mesela. Neutrogena'nın böyle sabun gibi.
Yani sabunluk gibi bir böyle şey vardı, turuncu yüz yıkama jeli ama böyle üstüne deep clean bilmem falan yazmıyordu yani. Arap sabunu gibi kokuyordu bir de. Bende de mesela şey vardı, sivilcelendiğim zamanlarda giderdim nedense Dove sabunla falan. Evet, onu hatırlıyorum. Üzerinde sürekli Dove kalıp sabunlar olurdu. Aynen yani neden? Zaten sonra kozmetiğe girmeye karar vermişiz. Yani bakmış bu iş para almayacak falan. Bir o Dove'u kullandığımı hatırlıyorum. Bir de üniversite zamanında hani demiştim ya Duygu'yla yurtta oda arkadaşıydık diye. İkimizin de böyle odanın içerisinde kendi tuvaletimiz yoktu. Ortak tuvalet alanına gidiyorduk. İkimizin de böyle kozmetik kutuları vardı. Onun içerisinde böyle her şeyimiz onun içinde. Onu böyle alıp böyle tutup da giderdik tuvalete. Alarm çalıyor dışarı. Neyse ikimizin de Duygu'nun da vardı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kliniğin setleri vardı böyle Tony'yi. Evet, onu hatırlıyorum. Böyle sarı kare, evet. Geçen seneler tekrardan böyle çıktı falan. Şey böyle vardı, mor, lay, yeşil. Evet, Tony vardı. Yıkama jeli vardı. Evet, yıkama jeli vardı. Bir de nemlendiricisi vardı. Onu mesela yani benim kendimde böyle gerçekten işte cilt bakımına başladım ve hani böyle bir şeyler yapıyorum dediğim ilk zamanlar o üniversitenin ilk senesi falan da diyebilirim. Yani onun dışındakiler birazcık daha işte benim de sebebim. Yok işte clean and clear. Ve işte Dove üçlüsü arasında falan geçmiştim. Ama bir şey diyeceğim, bana o kliniğin seti hiç sempatik gelmedi. Siz çok kullanıyordunuz. Ben neden influence olmuşuz acaba ya? O zamanlar tabii ki de dermler falan vardı. Büyük ihtimalle böyle... Hayır, bence Boyner'de. Çünkü onlar size Boyner'den alıyordunuz. Böyle gidip set. Gerçekten annemin cilt böyle... tipi, senin cilt tipin falan. Evde çok vardı. Herhalde o kadar görmekten ben sevmedim yani. Hala kliniği o kadar sevmiyorum. Ha bir de şeyi vardı. Bir de hatırladım, bir tane kalıp sabunu vardı. Onda böyle kendi kutusu vardı falan. Aynen. Ya. Bende hiç yok ama. Bana almamışlar. Ama hayır yani şimdi senle bizim aramızda kaç yaş var? 3 yaş var. Belki moda değişmiştim falan. Yok öyle şey olmadı ama ya. Babam mesela şeydi, sürme, etme, yapma, bir şey olur falan. Her şey sürme. Daha böyle anne kozmetiğe meraklı falan oluyor ya baba. Hani güzelim cildim var zaten çok fazla dokunma falan. Annem de hiç değildi. Burada bizim annemiz öyle aşırı şey değil ki. Hala daha çok var. Süslü yani anne bir tek maskara sürer. Hiç cildine hiç makyaj annemin yapmaz. Annemin böyle bordomsu mürdüm bir ruj vardı. Ha bir de evet annem de olsun. Hani ben de okuldan bir sonra özür dilerim ama yani ben annemin dudağından ruj çıkartmışlığı var. Anne dedim ne olur ne yapıyorsun? Ölü gelin gibi geziyor böyle. Burası tatsın. Anneciğim. Bizde mesela ya bilmiyorum işte o da bence o dönemlerin aslında modası ve alışkanlıkları devam ediyor. Yani şimdi şöyle düşün. Ben mesela işte bizim de annemiz asla şey yani göz makyajı çok yapmaz. Sadece bir yere gidecekse yani normalde rimel dahi. Sürmekle dik dik dik. Ama bizde mesela hani benim zamanımda ben de bu eyeliner'ı büyük ihtimalle üniversite zamanından kaldı yani. Üniversitedeyken hep bir eyeliner sürerdim. Şimdi sen mesela sen bugün tamam eyeliner var ama sen de mesela daha çok hep far insanısın. Evet. Hani Ege'de mesela hep hani farla makyaj yapar ama var yok arası yani böyle ama çok güzel olur mesela. O yüzden hep böyle şey, o kendi gençlik döneminin makyaj şeyleri neyse, alışkanlıkları onunla bence devam ediyoruz. Yani annelerimizden böyle, çünkü babaannemin de falan bir lafı var hani, hiçbir şey yapmayacaksan kızım kalk bir ruj sür falan. Şimdi hani ben mesela kalk bir ruj sürdüm, hani hiçbir şeyim yoksa kalk bir rümel sürdüm mesela yani. O yüzden o dönemin şeyleri. Kaş tarama, ama ben kaş tarama da bu sene çıkmadım mesela. Yani evet. Geçen sene evet. Kadar kimse kaşını tarmıyordu. Bence sebebi şu. Önceden ip gibi alıyorduk kaşımızı. Benim kaşım inanılmaz inceydi. Sonra adam da öyle. O kaşı böyle bırakıyorsun falan. Sonra bir bakıyorsun kaşın düşüyor. Hayır ben kaşım ağzımdan değil, benden kaynaklanmıyor. O kaş alıcıların suçu. Bence onunla bir başlıyorlardı. Size sesleniyoruz. Kaş alıcılar. Kaş alıcılar. Yıllarca hep o kaşı haddini aşık gibi aldınız. Sonra Fahriye Evcen gibi aldınız. Ya gerçekten ama onlar hep öldürdüler. Benim de mesela ben kaç senelerdir kaş aldırmıyorum yani. Çünkü evet. Oradaki bir tane birisinin elinin sürçmesiyle bir anda kaşın ölebiliyor bana. Bir yani. Kere normal ben hala şu an kaşlarımı aldırmıyorum ama bir kere toparlatmaya gittiğinde şurada. Baya herkes bakın ben de aldım. Böyle bir şey oldu. Çok ağladı. Ben böyle ağlayacaktım artık falan. İşte aynen yani. Böyle Kübra fark etti benim sinirlerim. Böyle şey Ege'yim. Ne gözler yani çünkü mesela ben şeylere de gittim o işte hani kaş vitaminleri onu yapan bunu yapan falan ben de hepsine yani hani hepsine gerçekten influence olup gidiyorsun ve işte belirli paralar işte diyor ki 3 seans 5 seans 8 seans tamam hani hepsine gidiyorsun
sen psikolojik olarak galiba bir şey olduğunu falan hissediyorsun ama olmuyor yine de sanki yani. Yani şu anda gerçekten o şey ne bileyim badem yağı vesaire gerçekten onu sürdüğündeki etkili aslında aynı etki oluyor bende. Yani tek yaptığı şey işte iğneli bir şey yapıyorsa birazcık daha derinlere. Ama sen bir kere de şey yapmıştın, bir yere gitmiştin. Düğünden önceydi. Dermaroller'la bir şey yapıyordun. Sen bunu evde yapıyordun. Biri sana gitmişti de bunu al evde yap diye. Bir vitamin mi? Ya ona da çok bir şey olmamıştı. Aynı işte kaşlarım. Ben de boylu kaşlarımı boyuyorum ve her boyadığımda birbirine benzemiyor mesela. Yani her videoda o yüzden kaşlarım biri farklı, biri farklı yani. Ama ya da böyle. İki videoyu birleştirseniz. Çok farklı mı? Ben konuşuyorum. Bu kadar beni. İki videoya baksanız birlikte mesela kaşların hepsi birbirine beş benziyor. Ne yapacaksın? Bak arkada. En güzeli şundaki galiba. En güzel bunda buluyormuşum. Siz şey yapmadınız ama. Mesela ben lisedeyken eyebrows on fleek diye bir şey vardı. Bu Anastasia'nın o pomadları vardı. Senin boyadığın gibi değil. Tam çizilmiş cesine. Evet. Boyanan vardı. Mesela hani bizim okulda da yapan vardı. Ben bir kere yapmıştım bu kadar kendime kaş çizdim ya. Olmamıştı. Becerememiştim. Ama çünkü o da senin tam çok fazla YouTube izlediğin dönemde evet, ya. Yani. Şimdi mesela hatta YouTube'da şey var böyle işte 2000 bilmem kaşlar versus 2021 makyajı falan. Şimdi bakıyorsun aa işte ne bileyim önceden concealer'ı böyle badana gibi yaparken evet. Şimdi pıt 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 yapıyorlar mesela. Ben sana balodaki kaşımı göstereyim mi? Otoban harika. Gerçekten mi? Cilt bakım günahlarınız var mı kızlar? Önce Ege senden başlıyoruz. Yani mesela işte sivilcem çıkmıştı. Sivilcemin üstüne diş macunu sürerdim. Ona geçen yaptım. Evde çünkü aklı yolu sonuna geldik. Yoktu kalmamıştı. Şu an kozmetik için. gece. Tamam burayı sildim. Tarihi geçirme yoktu. Vallahi yoktu. Burada bizim evlerde bayağı hep tarih geçirmeler. Çünkü yani en nihayetinde tarih geçince öyle hemen bir anda işte atıyorum Nisan'da bittiyse Mayıs'ta olurun çöp olmuyor yani. Kullanmaya devam ediyorsun. O yüzden ben tarih geçiklerden böyle fabrikaya gittiğimde falan alırım yani getiririm. Onlar benim yoktu. Ah başımıza geldi. Keşke yumurta çırpıp bir şey yapsaydım. Ha, mesela o maskeler mesela o da bir günah bence yani. Ben sevmiyorum öyle kapkaçlısı. Ben de kek maske. Ne bileyim böyle işte mayayı bilmem neyi falan. Ya kokuyor onlar. Kokuyor ama yani hani bayağı çok yapan var onun canım. Yani ben de bunu falan. Şey olarak düşünüyorum. Hani bazen uyumadan cildimi yıkamıyorum. Ha, ben ne yaptım? Ben diş macunu sürdüm. Ama ben onu neden şey yaptım? Ben 2017'de lise yaz okuluna 2016'da gittim ya. Paris'ten döndük ben oraya gittim. Orada benim oda arkadaşım vardı. Böyle bir şey oluyordu. Kız bir bakıyorum her yerine diş macunu sürdüm. Neden? Bu şey sivilce kurtuyor. Ne alaka ya falan. Hiç de denememişti. Sen de ablanın yaptıklarını yapma git. Başkasının yaptıklarını yap yani. Hayır. Abla böyle yapar istemiyor. Hayır onları da yap. Bunu sen böyle şeyler yapmıyordun ki. Evet çünkü bilinçli. Saçma sapanak şeyler yapmıyorum çok iyi. Peki o zaman son sorumu soruyorum. Anneanne, babaanne ya da anneden falan gelen güzellik sırrınız var mı? Yok. Dele. Sanki böyle babaannen böyle çok güldü kokmaz mıydı? Ya ben çok sevmem. Ama yani çünkü o demirde belki başka bir şey yoktu da o yüzden yani gül sürülüyor. Ya da mesela halam şey yapıyor. Babaannem de yaparmış galiba. Yani böyle ama attım mı şu an hatırlamıyorum. Dudağın etrafını çiziyor. İçimi boyanmıyor. Halam demek dudak kalemi demek. Yani ve şu anda benim belki de dudak kalemi olmamın sebebi bile halam olabilir yani. Mesela halamı gör, dışı var, içini boyamayız. Ben burada içini boyuyorum. Eski büyüğünü niye benzeteceğim de burada anmak istemiyorum kendisini. Hayy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 y
arada halam böyle çok güzeldi ve halan böyle çok bakımlı. Düğünde falan herkes şey demişti, ah kim falan diye böyle halam yani böyle şey hani süsüyle püsüyle. Zaten o gençken de çok süslüydü. Hatta benim böyle çocukluk fotoğraflarım falan var böyle. Halamın makyaj çantasını karıştırmışım. Halam bana makyaj falan yapmıştı. Yemeklerimi alıştılar falan filan. Bizde babaannem, yani babaannemin, ben 16 yaşından beri bir sürü kullanmamın tek sebebi babaannem. Çünkü böyle hatırlıyorum evde böyle bir şey dolabın üstünde, ne dedi, şifanyer mi deniyor ama neyse. Onun üzerine hep böyle bir yüz suyu mutlaka olurdu. Bir tane nemlendirici olurdu. O nemlendirici yüzüne sürmüyor bu arada, yani vücuduna falan sürmek için. Ama yüzüne sürdüğü tek şey yüz suyuydu. Bir de anneannem her sene şey yapar, hala yapıyor. Sarı kantaron yapar.
işte yara, yanık, bilmem ne falan filan. Çünkü işte biz hani kaydedeceğiz, fındık bahçelerimiz falan var ve böyle hani toplarken. Aynen, bir şeyler kesiyor, ediyor falan. Bir de fındıkların içerisinde çok fazla kıskaç diye bir böcek çıkıyor. Ay, inan hatırlıyorum. Hiç sevmem. Kıskaç kulağa kaçan. Kulağa kaçan değil mi? Evet. Kıskaçlı ya ucu. Bir kere biz ondan küçükken hep kıskaçlı yapmıştık. Çok alakasız bir anı. Şey, talks falan. Böyle fındık almışlardı ve her yerde kulağa kaçan böcekler. Ben böyle arabanın hani poşeti orada, ben böyle oturuyorum falan oturuyordum. O böyle işte hani tabii ki fındık toplarken falan böyle yaptığı için izi kalmasın diye hep böyle onu sürerdi, onu hatırlıyorum. Bir de kahve telvesini yüzüne sürüp peeling yapmazdı asla, böyle bir şey yapmazdı. Aa diyecektim. Ama gözümün altına böyle sürüp onu bekletirdi, onu hatırlıyorum. Aa tamam, göz altı morlukları için aslında kafein. Vaaay. Ya çok iyi. Ey gibi şeker enerji. Ya. Adı da şeker. Ya çok tatlı. Annesi de adı şekermiş, çok komik. Evet. Onun da kendi annesinin adı mı şekermiş? Gerçekten anne, süper. Bizde mesela babaannemin falan hep böyle şeyi var, bir vazelin olurdu. Evet. Evde. Böyle yani. Ellerine, ayaklarına falan. Aynen, o böyle yoğun kuruluğa karşı. Böyle emlendirdiği hatırladığım şey vazelin. Bilmiyorum, bir kutu hatırlıyorum. Ya işte o kutu büyük, pembe renkli falan mıydı, evet. Böyle içi falan? Pembeydi. Evet, vazelin. Pembe böyle pembe bir tık daha böyle uzun, ince bir kapağı vardı. Ama vazelin o zaman. Babaannem hep böyle şey, kınalı şeydir. Bir kına vardı yani, bir kına yapardı falan. Hatta ben böyle çocukken korkmuştum falan kınasından da, ondan sonra ben geleceğim zamanlar böyle şey yaparmış ya, hani yinelemezmiş ya da işte derenler gelecek işte bayram zamanı falan diye böyle şey yapmazmış yani, yapmazmış, ben gittikten sonra falan yaparmış, ben korkarmışım falan böyle. Hadi başka benim sorum yok, sıra sende, misafir. Bugüne kadar deneyip de en çok şaşırdığınız ürün. Ben bunu düşündüm yani, aklıma bu geldiği için söylüyorum ama hani herhangi bir ürün grubunda, herhangi bir markada şey, Kozmetik'in ilk çıktığı yıllarda bizim yenileyici saç serumumuz mu ne vardı? Biz de bunu babamla deniyorduk falan ama gün gün takip ediyoruz falan. Sonra baktık bir gün gerçekten babam böyle baby saçları çıkmıştı. Babam da klasik yani, hani erkek gibi saç dökülmüş yani, şu tepe dökülmüş yani falan. Hem de o zamanlar daha da tabii ki de yani bundan işte 12 sene öncesi. O yüzden onda böyle küçük küçük saçlar falan çıkmıştı yani. Biz seborreik dermatitli saçlara yönelik bir tane şeyimiz var, şampuanımız var. Bu ürünü kullanan kişilerde, yani Türkiye'nin bir bölgesindeki birileri kullanmış bunu. Beyaz saçları rengini koyulaştırdılar. Ve oradaki herkes bizim SD şampuan kullanmaya başladı. Ve bir anda bizim şampuan satışları arttı ve gerçekten de tüm beyaz saçlı tuvatik dedelerin hepsinin saçları resmen koyulaşmaya başlamış böyle, hani pamuk beyazdan böyle koyumsu griye doğru falan gidiyor böyle. O yüzden biz böyle şey, bize işte en son hani haber geldi, dendik ya işte eczane falan istiyor sürekli ürünle falan. İşte dedik ya buradaki böyle bir şey keşfedim yani. Şampuan böyle sonucu ne olduğunu biliyor musunuz falan, biz böyle nasıl yani öyle bir şey yok, böyle olamaz çünkü falan. Yani düşünsene resmen işte beyaz saçın sonunu, şeyini, hani çözümünü bulmuşsun falan gibi bir şey yani. Ondan sonra sonrasında biz de Manoyan'la araştırdık hani nedir bu diye. Ve karşımıza çıkan şey de aslında orada hücrelerde bir şeyleri harekete geçirdiği için o beyazlaşan saç telleri tekrar da böyle bir eski renge falan gidiyormuş. Böyle biz şok olmuştuk yani. Ve sonrasında şey demişler, ama bunu söylemeyin demişler. Ben şimdi söyledim. Neyse, onlar çok fazla YouTube kanalımı izlemezler diye düşünürüm. Ben söylemiş oldum ama yani normalde söylemem gerekiyordu. Sonsuza kadar bir cilt bakım ürünü ve bir makyaj ürünü kullanacak olsan ne olur? Bir tane şey gibi, adaya düşsen yanına alacaksın iki ürün falan. Üç ürün falan. Yok ama, ha iki şu an. Bir tane makyaj, bir tane cilt makyaj, bir tane cilt bakım. Ben de makyajda Rimmel galiba. Ben ciltte yüz yıkama jeli. Bence yüz şeyde kaş. Yani çünkü ne olursa olsun yüzümü bir şeyle en azından yıkayım ya, neden de sıvalı kalsın bari yani. Yani iyi bir nemlendirme özelliği olan bir temizleme jeli de olursa tamam, onunla idare edersin yani nemlendirici falan. Ama tabii de güneş koruyucu. Ama cildin temizlemeden güneş kullanamazsın. Oğlum sen şu an ikiye çıktın, bir tane. Yok, ben kesin yüz temizleme jeli. Peki başka o zaman bir tane yüz temizleme jeli olsa, hem cildin nemlendirisi hem güneş kremi etkisi yaratsa. Olmaz ki, arınıyor ama. Öyle bir şey yapsak senin için Ezgi'cim ama arındığın için olmadı yani. Peki başka evet. Bir soru soracağım ama alakası aklıma geldi. Mesela abla nemlendirici sürdüğünde mat gözükmeyi seviyor. Mesela sen de mat gözükmeyi seviyor musun, parlak gözükmeyi seviyor musun? Ablama yağlı geliyor o efekt. Ay, yağlı bir cildim olduğu için normalde
sonrasında o yağ yağ olmasını sevmiyorum. Yoksa hani şey, aslında mesela tüm cildin her yerinin parlaması ideal bir şey değil ki. Mesela parlaması gereken bölgeler nereler? İşte yanak ve elmacık kemiklerin oraları parlasın işte, yeterli. Yoksa şey olan. T bölgenin böyle parıl parıl olmasını tercih ettiğim şey değil. O yüzden şimdi de bir itirafta bulunacağım o zaman. Ben güvenemeyeceğim. Ne? Şok şok şok. Ben detoks kapanmıştır arkadaşlar. Ben üçüncü bir görüyorum. Sabahlık güneş kremi sürüyor ama ben yazdım. Tamam canım, hiç güneş kremi kullanıyormuş yani. Ay kullandığım güneş kuruyordu. Kullandığım güneş kuruyucunun bir ihtimal nemlendirme özelliğiyle var. Yani ben... Kolum ekti değil mi canım? Evet, o? Lekeli yani, olanlar. Evet. Lekeli cilt olan. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü mesela onun içerisinde lekeli ciltler için olan güneş kurucunun içerisinde leke karşıtı bir etken madde var. Nemlendirici etken madde var. Güneş koruyucu filtreler var falan. Zaten o tek yeri var. Çok kat kat geliyor. Ben tonik sürüyorum. Yani gül suyu sürüyorum. Sıkıyorum böyle pıs pıs. Onun üstüne kuruyunca şey sürüyorum. Zaten ben de mesela yazın şey yapmıyorum mesela. Bazen serum sürüyorum. İşte nem serumu gibi bir şey sürüyorum. Ya da işte tonik vesaire. Onun üstüne güneş koruyucu sürüyorum. Ya da şimdi mesela işte renkli güneş koruyuculardan falan sürüyorum. Yeterli oluyor. Arada böyle nemlendirici aşamasına girmeye gerek var. Yani nemlendirici süreceğim zaman da hemen çantamdan çıkartıp getirebilirim. SOS kremciler. O SOS kremcileri bir şey yapamadık ya. Biz seviyoruz. Niye kimse SOS kremcileri sevmiyor? Gerçekten bu videoda ben SOS kremciler hediye edeceğim. Kaç kişi? 10 kişi. 15 be falan. 20. Patron çıldırdı. Evet, bu videonun altına yorum yapan. Baba seni çok seviyoruz. 10 kişi. Babamla ne alakası var ya, ben veriyorum. 20 kişiye. Tamam canım, 20 olsun. Gerçekten 20 kişi ama sonra yorumlarınızı bekliyorum. Beğendik beğenmedik. Çünkü yaz için tam kullanmalık böyle su bazlı mükemmel bir nemlendirici bir ürün geldi. Bence çok güzel. Of, aklıma bir soru geldi. Bu benim sana söylediğim bir şeydi. Ama soracağım. Bir kozmetik ürünü olsan sen ne olursun? Ben bunu denedim laboratuvarda. Sen bir krem olacaksın. Tamam, ben evet. Krem olayım. Nerede satılıyoruz? Ben ki Sephora'da satılmak isterim bu arada. Ben yok, de. O yani ben satılmak istiyorum. Öyle ben satılmak istediğimi seçtim. Önemli değil. Tamam, ben de cevabımı biliyorsun çünkü ben bunu sana telefonu sormuştum. Sen de aynı iyi yapmıştın böyle. Evet, sen neydin? Ha, sen saç kremi. Evet. Ben saç kremi. Kozmetten mi seçiyoruz? Bir tane kozmetten ürün olsan. Evet. Sen öyle mi? Ben tamam, ben yanlış anlıyorum. Ben de ya. Hayatında bir ürün olsan merak ederim. Sen de. Ben de kozmeti söylemedim çünkü o yüzden. Kozmetten de bir ürün olsan ne olurdun? Çok sevdiğim. Canım. Yani bir tane ama başka. Can pahası. Evet. Ben saç kremi. Bir şey diyeyim mi? Kozmetten en sevdiğin ürün hangisi Egil'cim? Toz temizleyi çok seviyorum. Bir tane seçeceksin ama o olacaksın. O ben olacağım bir de. Ya ben de serumlardan bir tanesi olduğunu diye düşünüyorum. Cep temiz serumu olsam diye düşündüm ama sanki BTX serumu olmayı daha çok isteyebilirim. Çünkü BTX serumun içerisinde botoks etken maddesi var, ajilerin. Onu çok seviyorum. O yüzden bir de onu kullanıp da çok böyle başarılı sonuçlar elde etmiş böyle kişilerin de öncesi sonrası görüntülerini gördüğüm için. C serum da öyle ama ay yine seçemiyorum klasik her zamanki gibi ama hadi bu sefer değişiklik olsun ve BTX serum olmaya karar verdim. Hem rengi de böyle pembemsi falan. Ben bu soruyu şey diye anladım. Hani bir ürün olsan dünyada... tamam, dünyada bir ürün olsan ne olur? Ama hayır, bu şey bir marka olarak değil. Hani öyle bir ürün yap ki. Ha yok öyle bir ben onu ona yordum. Aaa, ekran gitti. Yeter artık, çok uzun konuştunuz. Cilt bakım rutinize katmaya çalıştığınız en iyi ürün ya da rutin. Benim cilt bakım rutinime en yeni katmaya çalıştığım şey, yani işte bir böyle bir süredir yani neredeyse bir sene falan olacak. Retinol var. Deniyorum yani. Retinollü serum, retinollü krem, o krem, bu krem, hani her şey böyle ne bulduysam alıyorum, sürüyorum, deniyorum böyle. Kendim resmen kobay hamle getiriyorum. Ben eve geldiğimde benim retinollü toniğim kaybolmuştu. Allah'ım getirmiş. Ben almıştım. Çünkü bu arada Ege Laboratuvarı... Hiç anlatmadın onları ya. Ege Laboratuvarı'nda çok güzel retinollü kremler falan çalıştı. Hayır, ben orada zaten şey diyecektim. Soruyu... İşte ben soruyu öyle aldım. Hani bir ürün olsan ne olurdun falan. Sonra onu yapardı. Hayır, biz bir kere laboratuvarda şey çalışmıştık. Bir tane gözaltı krem, ben ablama göre daha beyaz olduğum için hem işte göz altı morluğu, kırışıklığı vesaire giderici ve nemlendirici bir göz altı kremi çalışmıştım. Ama o çok iyi bir krem. Yani ben onu çok kullanıyorum. Bir de benim, bu arada sen sorduğun cevabını aklımda tuttum birazdan. Konudan konuya geçtik yani. Benim elimde bir tane şey var yani. Bu daha önce de söylemiştim galiba, hamilelikle beraber olan bir tane egzemam var.
Ve bu böyle önce işte sol elimdeydi. Sonra sağ elime geçti. İşte işaret parmağımdaydı. Şimdi işaret parmağımda, orta parmağımda var. Ve resmen böyle bazen parmağım şey oluyor böyle. Yırtılıyor yani. Derim yırtılıyor. Ve ne kullanırsam kullanayım asla şey olmuyor yani. Ancak kortizonlu bir şey kullanmam gerekiyordu. Ve sonra Ege beni bu dertten kurtardı. Sadece bana özel bir gerçekten ama mükemmel yara iyileştirici krem diye bir şey yaptı. İşte sonrasında fabrikaya gittiğimde manolarımla ürün maliyetini bir hesaplayalım dedik. Ve Allah Allah. Bu da tek babamdan selam söylüyorsun. Yani o ürünü çıkartmak için gerçekten o ürünü çıkarttığında çok da küçük bir ürünü çıkartmamız lazım. Ama zaten yeterli olur yani. Sadece sürdüğünde anında toparlıyor. Resmen böyle şey şurada falan hatta yani. Dur bakayım geçeyim. Gösterebildim mi? Bak 22 Ocak'ta yapmışsın. Resmen şey hani hayatımı kurtaran ve neredeyse evin her odasında var, mutfakta var, banyoda var falan böyle hani her yerde var. Çünkü böyle ne yaptım be? Pıt pıt ve kahve görüyorum da sürekli. Hatta bir tane daha arkadaşım var, ona da verdim. Bak dedim süper bir krem falan diye. Kardeşim yaptı. Evet, öyle canım da. Kardeşim yaptı, onu bilim kasıya öyle yani. Ege diye çıksın o zaman. Aynen. Vereceğin kozmet formülleri ona emanet. Ben, sen de evet. Konuyu çok dağıttım. Evet, konuyu böyle toparlamak gerekirse. Bu şeyleri çok denemeye çalıştım. Roller'dı, guaşaydı bilmem ne falan. Hatta guaşayla alakalı şöyle bir tecrübem var. Bir gün böyle yaparken pat diye elimde kırıldı. Yanan falan çizdi hatta. Geçen sene sormakmış olabilirsin ki. Bilmiyorum. Sonra ben de satın aldığım yere yazdım. Ve bana verilen cevap şuydu. Taş gerçek olduğu için enerjiyle birlikte kırıldı. Ama öyle bir şey olabilir mi gerçekten? Ben böyle şey oldum. Peki tamam. Hani ne, ama o gün de hiçbir şey hissetmediğim falan bir gündü yani. Hiçbir şey hissetmediğim. Hiçbir enerjim yoktu yani. O yüzden mi kırıldı? Ama böyle şeyleri falan çok denedim. O rollerları yapayım bilmem ne falan denedim ama... Ben yeni geçen o ice roller ne ondan doba koyup sonra gittim ve babama şey yaptım. Mi? Hayır. Ondan önce ya, daha... Ondan da alsana. Tamam alayım. Peki şimdi babama ayrıca yaptım falan. Tamam videomuzun sonuna gelmiş olalım. Teşekkür ederim Ege'cim kanalımıza geldin. Ege bir sonraki Beauty Talks'ta bize makyaj yap mesela. Bir dahaki Beauty Talks'a gelir mi gerçekten? Bir tane daha gelmedi. Allah beni sevmiyor. Hani eski konumda bir tanesi böyle farklı yap ya. Yok bir sonraki derken hani birkaç. Sen kamera arkasında bize makyaj yap diyor. Aynen. O zaman kanalıma abone olmayı, bu tarz videoları beğendiysen de bunu da devamlı getireceğiz zaten. Öyle videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, kaç en son 20 kişiye mi verin? En son 20 kişi. O zaman Mark Cumeleydiniz falan Ezgi'yi de takip edin, Ege'yi de takip edin. Ben de bayağı 20 kişiye şey yapıyorum. Evet öyle yapalım. Görüşürüz. Peki bir şey söyleyeceğim, benim geçen videoda böyle devam. Kanalıma abone olmayı. Olmazsa ne olur. O yüzden öyle bir kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsınız. Çok seviyorum. Çok seviyorum.